Doktor Selim ve Doktor Eylül hastanın ameliyatına dışarıda arabanın içinde başladılar. Devamında babam ameliyathanede hazır bekliyor olacak. Hastayı dışarıdan ameliyathaneye yetiştirmek için sadece 5 dakikamız var. Yaşamla ölüm arasında sadece 5 dakika. Hata yaparsanız ve eğer 5 dakikadan daha uzun sürerse hasta ölür. Tek bir şansımız var. Tekrarı yok. Hastanın yaşaması veya ölmesi sizin kontrolünüzdeki birkaç dakikaya bağlı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Fatih nerede? Çabuk olmalıyız. Çok az zamanımız kaldı. Göğüs doğru parçalanmış. Son klempi buraya takabilir misin? Hallediyoruz. Al, yanına bir güvenlik arkadaş al. Bu köşeyi tutacaksınız. Koridor bizim için çok önemli. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, siz de bu tahliye merdiveninde duracaksınız. Buradan kimse geçmeyecek, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Tolga, yanına bir güvenlik arkadaş alıyorsun. Burayı tutuyorsun. Anlaşıldı hocam. Hadi, gel bakalım. Gel bakalım Samet. En önemli görev sende. Bu asansör var ya, bu asansöre hasta yerleştirilmeden asla hareket etmeyecek. Anlatabildim mi? Anlaşıldı hocam. Güzel. Tut asansörü sen. Peki hocam. Tolga, burası sende. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, gözümüzü kulağımızı 4 açıyoruz arkadaşlar. Zamanla yarışıyoruz, tamam mı? Alp. Hadi. Tamam. Hazır, gidebiliriz. Saplanan parça çıkarılırken klemplerin düşmediğinden emin olmalıyız. Anlaşıldı, tamam. Yarayı kapatmaya hazır mıyız? Hazır. Şimdi, siz Boru'yu arabaya bağlandığı yerden çıkardıktan sonra ameliyathaneye gidene kadar 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde hastayı yetiştiremezsek yaptığımız her şey boşa gidecek, anladınız mı? İçerisi hazır. Hastayı ameliyathaneye çekebiliriz. Tamam, başlıyoruz. Artık hadi gelsin artık. Kalp krizi geçireceğim burada. Hadi 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 hadi. Yapma 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 yapma. Kapan kapan kapan. Yaklaştır kaşık sedyeyi. Hadi arkadaşlar, hadi 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 hadi. Acele ediyoruz, hadi. Açın yolu, açın. Kenara çekilin. Hadi artık, gel artık, gel artık. Hadi artık, gel artık, gel artık, gel artık. Hop 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 hop, dur, dur. Dur, geçemezsin buradan, geçemezsin. Ne oldu hocam? Geçemezsin. Şu an kuş uçurtmam buradan. Hayatta geçemezsin şu an buradan. Yapmayın hocam. İçeride temizlemem gereken bir sürü oda var. Tamam şeker kardeşim. Sonra temizle. Şimdi geçme. Çok önemli. Sonra temizle, tamam mı? Yapmayın hocam. Beni işimden mi kovduracaksınız? Kovulmazsın. Kovulmazsın işinden şeker kardeşim. Tamam mı? Sonra temizlersin. Olmaz hocam. Geçmem gerekiyor. Şeker kardeşim. Gerekirse senin yerine ben kovulayım. Temiz... Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Eyvah! Merdiven, merdiven! Çattık ya! Merdiven!
Çekilin arkadaşlar. Çok acil bir hastamız var. Çok pardon, çok özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Asansörlerden çektiğim, yandım ben, yandım, yandım. Ali Hoca öldürecek beni. Ya da ben kalpten kendim gideceğim. Samet geldik. Geldik Samet. Geldik. Samet nerede? Asansör nerede Alp? Nerede bu Samet? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum hocam. Bas, bas. Bas, bas, bas. Çağır asansörü, çağır. Nabız düşüyor. Hadi Samet çık, çık, çık. Neredesin sen? Yapabilecek durumda mısın? Evet. Hadi artık hasta bende. Merak etmeyin, elimden gelen her şeyi yapacağım. Kolay gelsin baba. Ben de gidiyorum. İlgilenmem gereken bir hastam var. Konuşabilir miyiz artık? Çok yorgunum. Kusura bakma ama bu sefer umurumda değil Eylül. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bütün gün bir yaralıyı hayatta tutmaya çalıştık. Çok zordu benim için. Evet. Öyleydi. O yüzden bırak lütfen. Üstüme gelme. Ben senin bu tavırlarını hak etmiyorum Eylül. Ne oldu cenazeden sonra? Hı? Nereye kayboldun? Anlat lütfen. Hadi. Doğruluğundan emin olmam gereken bir şey öğrendim. Biriyle konuşmam gerekiyordu, tamam mı? Oğlum. Konuştun mu peki? Hayır. Konu ne? Ali Asaf bak gerçekten sorularından çok sıkıldım. Bir şey öğrenirsem zaten seninle konuşurum, tamam mı? Beraber öğrenelim. İzin ver yardım edeyim sana Eylül. Edemezsin. Neden? Çünkü bunu istediğine pişman olabilirsin. Benim seninle ilgili tek pişmanlığım geçmişte kaldı. Motora binip gittiğin o günden. Bana gerçekten yardım etmek mi istiyorsun? Evet. O zaman uzak dur benden. Rahat bırak beni. Anladın mı? Peki. Nesi var hocam? 20 yaşında erkek. Yüzünde ve boynunda kün travma yaralanmaları var. Seni fena benzetmiş.
Elmacık kemiğime burnu kırılmış olabilir. Ayrıca beyin hasarı riski var. Ne yapıyoruz hocam? Tomografi çekelim hemen. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Anlat bakalım, nesi var aslanım? Darp hocam, Fatih ambulansa getirmiş. Ne olmuş böyle? Burnu kırık, posteriorda kanama var. Sen nerede buldun hastayı? Kim yapmış biliyor musun? Gözlerde ifoma var. Gözün ön kısmı tamamen kanla dolu. Parmağımı takip edebilir misin? Kim içtin sen? Konumuz bu mu hocam? Tamam. Sakin ol. Solunum yolu boyunca kanama var. 20 miligram etomidat verin. Entübe edeceğim. Tamam hocam. Fatih hocam, polisler ifadenizi almak istiyor. Tamam, daha sonra. Plastik cerrah da haber verin. Burnu kırık. Hocam estetik cerrahına 2 tane acil ameliyat varmış. Anladım. Lerazepam verin, burnundaki kırığı oturtacağım. Sonrasında da göğüs filmi istiyorum, tamam mı? Ne olmuş, nesi var? Lerazepam verildi mi? Fatih yolda bulmuş. Çok fena dövülmüş hocam. Şimdi biraz canın acıyacak. Sık dişini, tamam mı? Tutun omuzlardan. Tut. 3 deniyor. 1, 2, 3. Tamam. Hadi hastayı çekiyoruz hemen. Ben bir tomografi boş mu bakayım? Hadi. Seninle konuşabilir miyiz? Hayır, şimdi olmaz. Fatih. Burada kalıp Eylül hocana gidiyoruz. Bu ne şimdi ya? Hiç geçmişsin. Senin yaptığını fark etmeyecekler mi sanıyorsun? Ne yapmışım ki ben? Ellerin. Eldivenin içinden bile belli. Niye yaptın böyle bir şey? Sizi ilgilendirmez. Bak, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa bu durumu Ali Hoca'ya rapor etmem gerek. Yardımcı olmaya çalışıyormuş. Git, kime rapor edeceksen et. O da polise gider, hapse girerim. Ha? Doktorluğum elimden alınır. Oh, çok korktum, çok. Siz de mutlu mesut yaşarsınız. Tıpkı o yukarıdaki psikopat şerefsiz gibi. Tıpkı o Bahar'ın katili gibi. Yaptıklarının nelere mal olduğunu bilmeden mutlu mesut yaşıyor o da yukarıda. Bak, hiçbir şey bu kadar basit değil. Herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Bedelmiş. Ben ortada ödenen bir bedel göremiyorum. Doğru yerden bakmıyorsun. İşte bayan mükemmel de konuştu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eylül Hoca.
Hayatta hiç kimse mükemmel değildir. Sen de. Bana bundan bahsediyor. Güzel. O zaman aynı fikirdeyiz demektir. Bırak beni, rahat bırak. Eylül. Ders giden bir şeyler olduğunu anladım. Hastayı tomografide. Hastayı döven o. Başka şeyler de söyledi. Biliyorum, içkiliydi zaten. Başına daha büyük bir bela açacak. Şimdi de kesin hakana çıkıyor. Tamam, sen sakin ol. Bundan sonrası bende, tamam mı? Eylül, bundan sonrası ben ne diyorum, tamam. Lütfen bu defa sözümü dinle, tamam mı? Karışma, uzak dur. Ben halledeceğim, merak etme. Eylül hocam, acilde polisler Fatih Hoca'yı soruyor. Aradım ama telefonunu açmadı. Tamam, ben bulurum. Mehmet. Geldiğiniz iyi oldu. Ben de tuvalete gidecektim. Thank you.
Selim abi. Fatih, sakın yanlış bir şey yapma. Bırak elindekini. Hadi bırak. Dünya çok adaletsiz bir yer hocam. Yapılan kötülük yapanın yanına kâr kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok. Hayır.